Değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kurban bayramında yapılan merasimlerin dindeki yeri nedir? Farz mıdır? E biliyorsunuz dinimizde bir ibadetin farz olması için onun Allah'ın bize bir emri olması gerekiyor. Ya da Allah-u Teala'nın bildirmesiyle Peygamber Efendimiz tarafından farz kılındığının dini anlamda bilinmesi gerekiyor. Bu anlamda Kurban Bayramı günlerinde Müslümanların ekstra olarak yapmak zorunda oldukları farzlar, vacipler, nafileler şeklinde bakmak değil. Bu Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı günlerinin Müslümanların birer bayramı olduğunu ve bizim Müslümanlığımızın şiarlarından, alametlerinden ve sembollerinden bulunduğunu bilmek gerekiyor. Onun için Bayram günü bayram mesela arefeden başlamak mesela. Arefe Müslümanlar için ne kadar güzeldir. Arefe'de yapılan ibadetlerin değeriyle ilgili birçok rivayet vardır. Öyleyse Müslüman arefe gününü arefe olarak değerlendirir. Bayram günü sabah mutlaka bayram namazı kılmanın yolunu araştırır ve bu namazı mutlaka kılmayı kendisine bir görev telakki eder. Bayram namazını kıldıktan sonra eğer üzerine gerekliyse kurban kesme konusunda bütün gayretini sarf eder ve bayram kesme günlerinde kurban kurbanını keserek kurban bayramının en önemli özelliklerinden birisini yerine getirmiş olur. Ayrıca gerek kabristandaki berzah alemindeki olan vefat etmişlerimizi, gerekse bu dünyada bizimle beraber olan yaşayanlarımızı ziyaret etmek, onları hal hatır sormak, e özellikle yaşlıların ellerini öpmek ve hasseten küs olduklarımız varsa bu bayramları vesile kılarak onlarla barışmak ve özellikle ve özellikle Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliğin tesisine yardım olacak her türlü fiiliyatın içinde bulunmak gibi Allah hatırlamak ve hasseten Arefe günü sabah namazında başlayıp Kurban Bayramı'nın dördüncü gününe kadar, ikin namazına kadar devam eden teşrik tekbirlerini mutlaka söylemek. Nedir bu? Farz namazın arkasından Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd diyerek teşrik tekbirlerini getirmek. Bu açıdan Bayram günlerinde ve bayram mevsiminde bir Müslüman bayrama uygun bir bayramca, Müslümanca bir bayram geçirir ve o bayramın geldiğini hem hisseder hem de hissettirir. Bunun için İslam'a uygun olan örf ve adetlerini de yerine getirmek suretiyle gerçekten bayramı canlı canlı yaşar ve yaşatmaya çalışır.